Evet sevgili dostlar. Hayatta en zor şey nedir biliyor musunuz? Cahile laf anlatmak. Hatta büyüklerimiz demiş ki etme cahille muhabbet küstürürsün. Sonra başkalarıyla da yapma üzdürürsün demiş. Selahattin Maki'den Galatasaray hakem ve deniz türüş tepkisi. Fenerbahçe futbol şube sorumlusu Selahattin Baki çeşitli açıklamalarda bulundu. Başakşehir maçının ardından. Zaten biz bunları dinledik. Dakikalar geçtikçe ciddi anlamda sahanın gerginleşmesine rağmen önce muhteşem deplasman tribünü maçtan kopmadı. Takım sakinliğini korumayı başardı. Hocamız da öyle. Ananızın ak kadar helal bir galibiyet aldık. Son derece cömert pozisyonlar harcamamıza maçı strese sokmamıza rağmen %100 haklı bir penaltı pozisyonuyla 3 puanı zor da olsa almayı bildik. Şampiyonluk yürüyüşümüze devam etmek istiyoruz dedim. Bu kadar bariz net penaltı pozisyonu bu kadar barizken Çağdaş Hoca'nın ve tüm Başakşehirli oyuncuların bu kadar agresif sert tepki göstermelerini anlayamadık. Türkiye'de bu algı işleri nasıl yürüyor biliyorsunuz. Bu penaltı ile ilgili algılar başladı. 15 dakika erkene götürmek isterim. Batu Şuay'ın pozisyonu var. Başakşehirli oyuncu net penaltı yaptırdı. Hadi maçın dinamik temposu içinde hakem gözden kaçırmış olabilir. Var nasıl çağırmaz. Var hakem açıklandığı zaman az da olsa camia refleksimizi gösterdik. şeylerimizde ne kadar ak olduğumuzu gördük. 90. dakika durumu kurtarmasak belki de büyük bir darbe yiyecektik. Bunun bir şekilde gündem olmaması sebeplerinden bir tanesi de bu pozisyondan 9 dakika önce yayıncı kuruluş tekrar gösterdi. Canlı yayının olağan akışına aykırı bir durum. Yönetime geldiğimizden beri uzun süredir mücadele verdiğimiz dinamiklerden bir tanesi bu. Var çağırmıyor ayrı maalesef yayıncı kuruluş. Olay savuduktan sonra pozisyonu tekrar gösteriyor. Biz bu algılarla savaşmaya devam ediyoruz diyor. Herkes istediği gibi karşımıza dikile dursun. Biz şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Dimdik ayaktayız. Kırılgan bir Fenerbahçe bekleyenler çok beklerler. Deniz ile ilgili şunları konuşuyor. Üzülerek söylüyorum. Bazı gerginliklerde baş aktör olarak en ön plana çıkan Deniz Türç eski oyuncumuz Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımayamaya başladı. Şimdilik yazıklar olsun diyorum. Taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir diyor. Haftalar azaldıkça gerginlik artıyor. Psikolojik savaştan bahsediliyor. Açıklamalar oluyor. Galatasaray'ın yaptığı açıklamalarla ilgili söylemek ister misiniz bir şey diyorlar. O da diyor ki... Sayın Başkan 3-4 kez konuştu. Erdem Bey açıklamalar yaptı. Biz şimdi Samsun Spor maçında 2 puan kaybettik. Onlar kazandı. Birkaç gün açıklama yapmazlar. Keşke bütün bunlara gerek kalmasa psikolojik savaşlara çok kal almıyorum. Onları biliyorsunuz öne geçtikleri veya öne geçecek gibi olduklarında algılara başlarlar. Öne geçince dostluk, kardeşlik, itidal yani Samsun Spor maçından sonra camianız bir şey bekledi. Niye sessiz kaldınız diyor. Özel bir sebebi yok. Bence her maçtan sonra çıkıp konuşacak halimiz yok. Şahsi fikrim diyor. Çağlar'la ilgili soru geliyor. Çağlar ile ilgili. Beni bir haftada herkes aradı. Bir transfer bitecek gibi olursa açıklarız. Söyleyeceklerim bu kadar diyor. Şimdi Abdülkadir Bitigen süper kupa finaline atanınca Ali Koç bir şeyler söyledi. İstememiştik dedi. Bugünkü yönetime bakınca ne demek istersiniz diyorlar. Başkanımız özellikle bu hakemi istememiştik demedi. Buradaki polemikler olmasın diye yabancı hakem istemiştik. Abdülkadir Bitingen'i biliyorsunuz Fenerbahçe camiasıyla geçmişi barışık değildir. O maçta isminin açıklaması bizi şaşırtmıştı. Bak şu penaltı pozisyonu kaçtı ama orada varı suçluyorum ben diyor. Hakem maçın olağan akışında görmeyebilir diyor. Şimdi ben Deniz Türkçe şunu merak ediyorum. Teşvik primimi aldın? Dopingli ilaç mı kullandın? Evrakların vesaire hani evlatların vesaire mi rehin alındı? Neyin kiniydi bu Deniz Efendi? Neyinki Fenerbahçe sana ne yaptı? İlk maçta S diye yaptığın attığın yumruğu hatırlıyorum ben. Kimse hatırlamaz ben hatırlıyorum. Bu maçta yaptın da yani herkes şerefine yakışanı yapar ya. Benim bildiğim kadarıyla eşin çok koyu Fenerbahçeli. Hani Fenerbahçeliysen çık Galatasaray maçlarında ölümüne topunu oyna. Fenerbahçe maçında oynadığın gibi oyna da ölümünü oynama. Yazık gerçekten yazık. Ve bu herif itiraz edip sadece itirazdan bir tane sarı kart göre görüyor. Türk futbolunun en acı tarafı da bu. Böyle bir maçta. İsmail Kartal'dan flash açıklamalar. Aslına bakarsanız İsmail Kartal'ın açıklamaları çok çok önemli. Şimdi bu galibiyet çok önemli. Başakşehir son haftalarda yükselişte ve iyi bir takımda. Biz de kendi güçlü oyunumuzu ortaya koyduğumuz zaman... Herkesin yenebileceğimizi gösterdik. 11-11 iken 5-6 tane %100 gol pozisyonu vardı. 71 kez rakip ceza cezalarında topla buluşmuşuz. Bu Türkiye'de bir rekordur herhalde. Bunun 30'u ilk yarıda 11-11 iken rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha da baskılı oynadık. Çok fazla kapandılar. Kapanan savunmayı açmakta zorlandık. Maçı başından sonuna domine ettik. Kendi futbolumuzu ortaya koyduk. 1-0 kazandık ama daha farklı kazanabilirdik. Maç boyunca pozisyon vermedik. Böylesi maçlar stresli ve gergin olur. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum diyor. Ben İsmail Kartal'a şiddetli bir şey söyleyeceğim. Hepiniz başka yere odaklanmış durumdayken ben İsmail Kartal'a bir öneride bulunayım. Duran top. Çok ciddi duran top çalışması yaptır. Çok ciddi. Takımın 3 tane 4 tane duran topçusu olması lazım. Çok ciddi duran top. Maç 0-0 ben bir şey söyleyeyim. Çok iddialı bir cümle koyacağım. 4 tane korner kullanmışız. Hiçbiri tehlike üretmemiş. 4 korner. Bakın duran top. Varsa yoksa duran top. Rakip ceza sahasına yakın yerlerde çok paslaşıyoruz. İlla ki birisi ayağını uzatır, Birisi bir şey yapar. Duran top. Fenerbahçe'nin şu anda eksiği duran top. Bak ilk yarıda da bunu söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? İlk yarıda da söylemiştim. Bizim bak e, korner kullanan kişimiz Şimanski. Penaltı kullananımız belli. Şu belli. Değişik olmalı. Yani duran toplara çok iyi çalışmalıyız. 13 ile ilgili bunun için çok önemli bir şey yok. Tedbiren kadroyu almadım diyor. Yani tedbir olarak almadık. İyi ki de almamış. Yani bugün oynayıp da sıkıntı yaşasaydı çok sıkıntıydı. Basın toplantısını da düzenliyor arkadaşlar. Rakibimiz Volkan güzel kurtarışlar yaptı. Günündeydi. Keşke Uğurcan performansı gösterseydi. Rakip eksilince çok kapandı. Biz de kapanan savunmayı açmakta zorlandık. Pozisyonlar bulduk değerlendirmedik. 3 puan almaya geldik. Ke geç de olsa kazanmayı bildik. Maç başından sonuna kadar oyunu domine eden bir Fenerbahçe vardı. 71 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşuz. Bu bir rekordur. Bu çok çok üst düzey bir başarı. Bu kadar rakip cezalarında topla buluşan bir takımın farklı kazanması gerekirdi. Çok gol kaçırıyoruz. Bunlara daha çok dikkat etmeyiz. Buraya 3 puan almaya geldik. Penaltı haricinde verilmeyen bir penaltımız daha var. Kazandığımız için mutluyuz. Aklıma şey geldi. Erol Bulut Kadıköy'de Alanya'ya karşı Fenerbahçe'de şey yaptı. Topu rakibe bırakmıştı. Hatırlıyor musunuz? Çağdaş Atan teknik direktörleriydi. Maç sonunda dedi ki ya dedi ben Fenerbahçe'nin büyük takım hüviyetinde top oynamasını beklerdim dedi. Fenerbahçe topu bize bıraktı dedi. Resmen bize dedi hani şey yaptı. Ne derler onun adına hani. Bize büyük takım muamelesi yaptı dedi. Ben Fenerbahçe'yi yakıştıramıyorum demişti. Birçok kişi de ukala mukala demişti. Şimdi onunla konuşacağım. İsmail Kartal değişiklik konusunda yapılan yorumlara takılmadığını söylüyor. Sonuç odaklı bir meslek yaptıklarını dile getiriyor. Osterwolde'nin stoper performansına ilişkin bir soru geliyor. Ona yönelik de şunu söylüyor. Sezon başından beri olasılıkları düşündük. Takım içinde bazı mevkilerde bazı oyuncuların adaptasyonunu sağlamamız gerekiyordu. Jayden bu konuda bize yardımcı oldu. Her geçen gün gelişmekte. Biz formayı hak edene veriyoruz. O da bu takımın en önemli oyuncularından olduğunu ortaya koyduğu performansa bizlere göstermiş oldu diyor. Bu arada Fenerbahçe'ye Osterwolde şoku var. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Muhtemelen biliyorsunuz diye düşünüyorum ben şunu da söyleyeceğim. Fenerbahçe'de 8 eksik vardı. Farkında mısınız? Başakşehir maçında. 8 eksik. Yanlış duymadınız. Şimdi o sayı Samuel Afrika Kupası'nda 1. Luan Perez zaten sezonun başından beri yok ama yine de eksik sayalım. 2. Miyaz 3. Fred 4. Bonucci 5. Crespo 6. Buraya kadar 6. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ama hazır olmayan Bekao 7. Ayrıca Transfer görüşmelerinde olan Ryan Kent'te 8 teknik heyetin kararıyla kadroya alınmayan isimler. Ve arkadaşlar ee, Osterwolde Başakşehir maçında tehlike engelleme 5, hasarası 4, top çalma 1, kilit pas 1, uzun top 4'te 3, ikili mücadele 4'te 2, hava topu 4'te 2. Şimdi YouTube kanalımızdakiler birçok kişi hatırlar. Sonradan abone olanları bilemem. Osterwolde stoper oynasın diye dua ediyorum arkadaşlar dedim. Bu adam eğer stoper oynarsa, alışkanlık da kazanırsa dünyanın sayılı stoperlerinden biri olur. Dünyanın dedim. O an tabi hala sol bekle ha, stoper hiç oynamamıştı Fenerbahçe'de. Bakın, şu an alay ediyorsunuz hatta sol bekte beğenmiyorsunuz bile. Ama emin olun bu çocuk stoper oynasın, dünya ünlü bir stoper olur. Çünkü hız var, havadan iyi, yerden iyi, oyun görüşü harika. Bir de uzun top becerisini geliştirirse böyle, savunmadan hızlı toplara çıkmamızı geliştirirse tadından gelmez. Size şaka gibi geliyor ama 5-10 değil çok ciddi rakamlara satarız. Belki 40-50'lere satarız demiştim. Bu konuşmaya şahit arkadaşlarım söylesinler var mı yalanım var mı eksik bir cümlem. Şu an hala aynı görüşteyim ve benim gibi düşünenlerin artması beni çok sevindiriyor. Oster Wolde dünyaca ünlü bir futbolcu olacak bu gidişte. Dünyaca ünlü bir stoper olacak. Bu arada dediğim gibi Oster Wolde konusunda Fenerbahçe'ye kötü haber cezalı duruma düştü. Ee, yani zamanlaması bence iyiydi. Anlatabiliyor muyum? Zamanlaması bence çok çok iyiydi. Onu da söyleyeyim. Şimdi İsmail Kartal'a geri dönelim. Çünkü söylemem gereken daha güzel şeyler var. Tad için çok akıllı olduğunu söylüyor. Hani ona karşı alınan tedbirlere rağmen oyuncunun arkadaştan oynatmayı başardığını dile getiriyor. Onunla ilgili de ne diyordu ya? Tad işten ilgili. Eee Dusan Tadic çok akıllı bir oyuncu. Sırtını rakiplere dayayarak etrafındaki oyuncularla oynuyor. Rakipler her ne kadar buraya önlem aldıktan düşünse de bir ara boşluk yaşanıyor ve bunu değerlendiriyoruz diyor. Fred ile ilgili sakatlık sonrası maç maç rakibe göre değerlendirmek istiyoruz. Crespo ya da bugün takımla çalışmalara başlıyor diyor. Hani Mia Zayt ve Crespo'nun takımla çalışmalara başlayacağını belirtiyor arkadaşlar. Yarından itibaren yani bugünden itibaren diyelim. Hakemlerin kart tercihleri maçı kendileri adına zorlaştırdığını da ifade ediyor. Jacko'yla ilgili Jacko'yla konuştuk. Maçı maç beraberken aşırı hırsından reaksiyon gösterdin. maç Samsun maçı beraberken reaksiyon gösterdiğini söyledi. Benden de özür diledi. İnsanlar yanlış anladığı için diyor. Ekibiyle ilgili olumsuz eleştirilere de katılmadığını vurguluyor. Çok iyi bir ekibe sahip olduğunu beraber elde ettikleri başarıyı sonuna kadar sürdüreceklerini söylüyor. Kurun için adaptasyonunu daha iyi olacağını söylüyor. Ama Averajda üstünlüğümüz var. Az sakat veren, kadrosunu iyi değerlendiren, iyi hazırlanan takım sezon sonu şampiyon olacak. Yarış sezon sonuna kadar kafa kafaya gidecek gibi gözüküyor diyor. Attığımız golle bugüne kadar oynadığımız maçlarda gol rekoru kırmışız. Her vurduğumuz topun gol olmasını isterim ama bazen olmuyor. 11'e 11 iken e 11 6-7 pozisyonumuz var. Benim gol ayaklarıyla ilgili bir sorunum yok diyor. Hani sadece şanssızlık demeye getiriyor. Onun da üstesinden gelirsek başarırız diyor. Çağlarla ilgili bir düşüncemiz yok diyor İsmail Kartal. Arkadaşlar şimdi Çağlar Söyüncü için biz çok uğraştık. Satın alma opsiyonu kiralayalım diye uğraştık. Atletico Madrid kabul ediyor. Sabahına değişiyorlar. İlginç. Ben yani belki de bundan demişler. Satın alma opsiyonu koydurmamışlardır. Biz de vazgeçiyor. Edalarındayızdır. İlk devre Ferdi Atağı çıkacak. Deniz Türüç elini koyuyor. Faul yapıyor. Hakemlerin gözünün önünde oluyor. Bunun karşılığı sarı kart. Eğer hakem bunu verseydi ilk devre rakibin biraz daha kontrollü olmasını sağlayabilecekti. Kart verilmediği için maç gerildi. Hem rakip takım oyuncularına hem bizim oyuncularımıza sarı kart vererek dengelemek istedi diyor. Ya biz bir aileyiz. Ekibimle ilgili düşünceleri olanlar CV'lerine iyi baksınlar, ona göre karar versinler diyor. Şimdi arkadaşlar ben burada şunu değerlendireceğim. İsmail Kartal kovulmalı mı, kovulmamalı mı? Ciddi ciddi soruyorum bu soruyu. Yani kovulmalı mı, kovulmamalı mı? Bu çok önemli bir soru benim için. Harbi söylüyorum bak. Yani şuraya bir yere notumu ekledim. O notumu bulduğum zaman okuyacağım. Ya şimdi düşünün bak. Biz Fenerbahçe teknik direktörünün kovulup kovulmamasını düşünüyoruz. Rakip ceza sahasında 71 kez topla buluşmuş. 3,15 gol pozisyonu üretmiş yani. Beklentisi. Bu takım için net gol pozisyonu üretemedi diyen bir lig var. Yani net gol pozisyonu üretemedi cümlesi. Ya ciddi manada yani akıl kârı değil ya. ya. İsmail Kartal tartışılıyor ya. Şimdi Ferer'in yokluğunda maç maç oyuncuları deneme. Rıdvan Dilmen'den maç değerlendirmesi. Merak ettim Rıdvan Dilmen'i. Birçok kişi diyor hocam onu okuma. O şucu oldu, bucu oldu. Onu değerlendirme falan diye. Diyor ki, çok baskı binecekti. Hani zor geliyor goller. Fenerbahçe maçı kazanması üstünde çok ciddi baskı olacaktı. 7 atan 6 atan Fenerbahçe son 3 maçta birer gol atarak yoluna devam ediyor. Bunun sebebi de 10 yıldır devam eden bir şampiyon olamama süreci. İsmail Kartal 4-4-2'ye çok geç döndü diyor. Çok stres yapıyor. 45. dakikada Fenerbahçe'nin çift santrafora dönmesi gerekiyor. Ancak İsmail Kartal yaşadığı kaygı sebebiyle geç değişiklik yapıyor. Bu da bir şuursuzluk oluyor. Gelen gol rahatlattı diyor. Arkadaşım o kadar biliyorsan git takım yönet. Şimdi tartışılan bir pozisyon var. Ben Çağdaş Atan'ın açıklamasını dinledim. Çok da merak ettim Çağdaş Atan'ın açıklamasını. Çünkü biliyorsunuz yani bazıları çıkıp algı yapacak. Bazıları çıkacak. Bilmem bir şey diyecek. Konuşması zor bir maç aslında bizim için. İlk 20 dakika oyuna çok iyi giriş yaptık. Söylemenin konuşulanın aksine geriden oyun kurarak rakibin arkasına 2-3 kere gittik. Osterwolde'nin gerçekten aşırı bir süratinin olması Ferdi'nin hızı geçiş yapmamızı engelledi. Bak. Avut başlangıcından çıkışları yaptık aslında. İlk 20'den sonra top kaybı yaptık. Direkt oynamayı tercih ettik. Oyunculara söyledim. Maalesef ilk yarı bitmeden biterken kırmızı kart gördük. Yapmamız gereken bir hataydı. Yapmamamız gereken bir hataydı. İkinci yarıda oyuncular harika mücadele ettiler. 5-3-1 ile bekleyerek alanları kapatmaya çalıştık. Bak. Hani hakem yanlış verdi falan filan demiyor. Fenerbahçe ligin en çok gol atan takımı. Kenardan sahaya fresh ve iyi oyuncular gönderdiler. Bazen pozisyon verdik ama müthiş mücadele ettik. İki pozisyon bulduk. İlk yarıda Piotek'in iyi vuramadığı pozisyon var. Oyunun içinde kalalım diyoruz. Bugün de kalalım. Çok fazla bir şey söylemeyelim. İki tane güzide takımız şampiyonluk yolunda mücadele ediyor. Onlara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Ancak biz de bu ligin bir parçasıyız. Lige renk katmayı, iyi oyun oynamaya çalışıyoruz. Çok değer görmese de farklı formasyonlarla 10-11 haftada iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz diyor. i̇lk yarıda rakibi birebir basarak başladık. Geriden oyun kurdurmadık. Daha sakin kalabilirdik. 10 kişi kalmamız bizi savunma yapmaya itti. Pozisyon yakaladık. Pozisyon verdik. Son dakikadaki penaltı oyunun cilvesi. Oyunun güzelliği. Fenerbahçe bundan sonraki maçlara teşekkür ediyorum diyor. Hani penaltı pozisyonu verilebilecek bir penaltıymış diyor. Arkası dönük olmasına rağmen kolu biraz büyüyünce top koluna çarpmış. Gördüğüm kadarıyla penaltı. Çok fazla hakem konuşma konusuna girmeyi sevmiyorum. Oyunda kalalım diyor. Şimdi peki Yorumcular ne diyor bu pozisyona? Arkadaşlar kazandığımız penaltı kararı doğru mu? Bülent Yıldırım. Bizim stoperlerimizde bu hastalık var. Gelince penaltı olur diyoruz. Kolu genişletti. Pozisyon içeride net bir genişletme. Doğru bir penaltı tartışılacak hiçbir şey yok. Deniz Çoban pozisyon içeride şüphe yok. Kural vücudunu genişletmesi. Kolunu topun önüne koyması yeterli görüyor. E bu da penaltı. Bahattin Duran. Onur Ergül'ün eli ve kolu doğal konumda değil. Dirseğini vücuduna yapıştırarak gitse ve dönse farklı. Dirseğini açınca buraya gelirse top bu artık ihlal. Abdülkadir pozisyonu biraz geç çalmış diyor. Bünyamin Gezer. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda Onur dirseğini çıkararak vücudunu büyütüyor. Pozisyon net penaltı. Fırat Aydın Usta kısaca penaltı diyor. Başakşehir Onur vücudunu geliştirerek topu elle müdahale ettiği için penaltı kararı kesinlikle doğru. Erman Toroğlu net penaltı. Bunun yorumu yok diyor. Deniz Ateş Bitnel kesinlikle penaltı doğru diyor. Rakip takım teknik direktörü Çağdaş Atan verilebilecek penaltı diyor. Ezel'in annesi Meliha Hanım. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğruydu. Eli büyüyor ve kendine avantaj sağlıyor. Savunma oyuncusu böyle bir penaltıyı hakem gördü ve verdi. Göremeyenlere çok şey derim de neyse diyor. Ahmet Çakar penaltı değil diyor. Vahap Beyaz. Ahmet Çakar. Ne 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 ne. Anladınız mı? Biz nelerle uğraşıyoruz. Ya ben şunu anlamıyorum bak. Gerçekten anlamıyorum. İdrak edemiyorum. Kafam basmıyor. Harbi söylüyorum kafam basmıyor. Yani ne günlere kaldığımızı anlayın. Tüm yorumcular penaltı diyor. Trio penaltı diyor. Rakip takım hocası penaltı diyor. 3-5 tane Fino, Fony, Fon mahsulü. Ve bu topa kişiler penaltı değil diye ortalığı yıkıyorlar. Ve Başakşehir Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarında doğrular. Fenerbahçe lehine verilen penaltı doğru diyor. Bir Gereydon'un kırmızı kartı doğru deniliyor. Bağ bat şu ay mücadelesine devam kararı çıkmasına hemen hemen hepsi doğru diyor. Penaltı diyen de var. Yanlışlar. Onur sarı kart yemeliymiş. Deniz Türüç en az iki kere sarı kart yemeliymiş. Ferdi Kadıoğlu sarı kart yemeliymiş. Bağ ikinci sarı karttan kırmızı kart görmeliymiş. Şimdi buna rağmen diyecekler ki Fener kullanmış. Böyle bir zeka. Yani 8 eksikte çıkan Fenerbahçe kullandığı iddia edilir. Ben burada bir şeye daha dikkat çektim. Ferdi Kadıoğlu orta sahada oynarım demiş. Başakşehir maçlarından açıklamalarda bulmuş Ferdi. Diyor ki son maçta gereksiz puan kaybettik. Bu maçta kaç pozisyonu değerlendiremedik sayamadım bile. Gol bir türlü gelemedi. Son dakikada attığımız golle kazandık. Önemli bir 3 puandı. Çok mutluyum diyor. Takımızda çok fazla iyi orta saha oyuncusu var. Şu anda benim orta saha oynamam gerekli değil. Hocamız isterse oynarım ama takımdaki arkadaşlarım orta saha oynama zamanı diyor. Yani saygıda da kusur etmiyor takım arkadaşlarına. Batshuayi Fenerbahçe kariyerinde şu ana kadar kullandığı 6 penaltı vuruşunda tamamını golle sonuçlandırmış. Zehirli oku attılar. Şimdi GS'li algıcılar toplanmış. Bir yalan ortaya atmışlar. Fenerbahçe 66 maçta son 66 maçta 52 penaltı kullanmış. Yani şimdi beyni birazcık çalışan kişi şunu der. Ulan 14 maç penaltısız geri kalan bütün maçlarda penaltı mı kullanmış bunlar? Arkadaşlar son 58 maçta Fenerbahçe 29 penaltı kullanmış. Yani matematiksel olarak her iki maçta bir penaltı kullanmış. Futbol tarihinde şimdi Türk futbol tarihinde komple araştırmış bizim Fenerbahçe arkadaşlar. Türk futbol tarihinde en çok penaltı kullanan takım Galatasaray. Rakibine en az penaltı verilen takım Galatasaray. En az kırmızı kart gören takım Galatasaray. Rakibi en çok kırmızı kart gören takım da Galatasaray çıkıyor. İnanılır gibi değil. Türk futbol tarihinin rezaleti. Yani algıcıların algısına bakın. Arkadaşlar Fenerbahçe'de bir şeyler döndü tersine. Anthony Martial 3 ay yok. Ne alakası var hocam? Kasıklarındaki ağrılar nedeniyle ameliyat olmuş ve 3 ay sahalardan uzak kalacak. Biz az kalsın 7 milyon euroya Martial'i alıyorduk haberiniz var mı? Yani gizli bir güç, gizli bir el, bizim göremediğimiz hani mecazi manada bir el Fenerbahçe'nin aslında üstünde. Yani dikkat edin. Bunlar ne kadar da şu dombeleyi mombeleyi övüyorlar diyorlar da geçiniz. Herkes her şeyin farkında. Kimin ne yaptığının farkında. İdman'da attığı golü geçiniz. Yani idman niteliğinde maçlar yapıyor takımlar. Türk futbol tarihinde peki Fenerbahçe hocam Türk futbol tarihinde en çok penaltı kullanma sırasında ikinci sırada Fenerbahçe. Desem yalan olur. Üçüncü sırada. Üçüncü. Üçüncü. Türk futbol tarihinde. Lan Fenerbahçe'nin bir sezon boyunca sadece bir penaltı kullandığı oldu. Fenerbahçe'nin hiçbir penaltısının verilmediği sezon oldu. Siz bana ne anlatıyorsunuz? Türk futbol tarihinin en çok penaltı kullanan takımı Galatasaray. İkinci sürpriz. Siz daha iyi bilirsiniz. 3. Fenerbahçe. Böyle bir istatistikle Fenerbahçe'nin uzun lafın kısası. Ben bu kadar konuşmadan şunu merak ediyorum. Deniz Türüş sana bu hırsı, bu kini kim verdi? İkincisi yani İsmail Kartal Fenerbahçe'ye veda mı ediyor? Ciddi söylüyorum. Açıklaması tuhaf çok tuhaf açıklama yapmış. Arkadaşlar CV'sine bakın, şuna bakın, buna bakın. Ya bak. Bir daha söylüyorum. Bu kadar golle topla buluşmuş, bu kadar ceza sahasına girmiş, bu kadar pozisyon üretmiş gol beklentisi. Ya bizim son 3 maçın gol beklentisi yanlış hatırlamıyorsam Gaziantep maçında 5'ti. Samsun maçında 6, bu maçta 6. 6 12 17. 3 maçta 17 gol beklentisi. Yani şey e, ee, neydi onun adı? Yakalanan büyük fırsat. 17 büyük fırsat yakalayıp büyük şans yakalayıp 17 şansta 3 gol atıyorsa bu İsmail Kartal'ın suçu olamaz. Olamaz. Samsun maçında Livakovic o kaleye gelen topu bir adım önde olup karşılasa o gol olmasa maç 1-0 bitse bugün İsmail Kartal'ı yerlere göklere yine sığdıramıyordunuz. Gerçi e, öyle bir açıklama yapılırdı ki Başakşehir oyuncusu puta tapıyorum dese Hakem sana bir ip dese yine kırmızı verilmezdi. Bak ben o maçla ilgili bir daha söylüyorum. Bazı galibiyetler 10 galibiyete bedeldir. Şimdi Fenerbahçe Samsun'da berabere kaldı ya. 10 galibiyete bedel bir iş yapmış oldu. Bir tanesi gitti kaldı 9. Arka arkaya 9 maç daha kazanalım. Biz de olacakları. Biraz takıma odaklanalım. Bak. Deniz Türüç'ün teşvik primimi aldın? Dopingli ilaç mı kullandın? Evlatlarının rehin mi aldılar? Dedirteceğim şekilde bir performansı vardı. Bir kini vardı. Ceko açıklaması, şampiyonluk açıklaması, Pat Schuyn'in olayını şeyini gördünüz, Osterwold'i gördünüz. Osterwold cezalı duruma düştü de iyi tarafından bakıyorum. Bonucci pazar oynayabilir. Cicu pazar oynayabilir. 2. Serdar Aziz oynayabilir. 3. Backup'ta yedek oynar. 4. Yani 4 tane futbolcu, 4 tane stoperimiz var. Ferdi oynayabiliyor. Mert Müldür sabekte oynuyor. Belki de cumartesi günü Osay'ın takımının maçı var yenilirse direkt gelme durumu da var. Ee, yani direkt gelebilir. Bilginiz olsun. Bak şu e, o sahi. Yani böyle bir iklimdeyiz. Zamanlama çok güzel oldu. <laughs> Sarı kart zamanlaması gerçekten güzel oldu. Şaka yapmıyorum. Çünkü Osterwold'e bir maç önce olsaydı bu maçta Osterwold olmasa biz bu maçı kaybedebilirdik. Arkadaşlar artık küçük takım, orta takım yok. Şampiyonlukla niye ikinci yarı kazanılıyor hiç düşündünüz mü? Çünkü ikinci devreye kadar takımlar bütün takımları ezberliyor. Bütün oyun stilleri, bütün oyun sistemleri. Dikkat edin Fenerbahçe sezonun başında 19'da 19 mi ne yapmıştı? Değil mi? Trabzonspor maçına kadar 19'da 19. Ben eminim o maçta Fred sakatlanmış olmasaydı, BKO Ciku sakatlanmış olmasaydı belki 20'de 20 yapacaktı. Adana Demir maçı belki 21'de 21 olacak. Hani vesaire vesaire. İşte şimdi birincisi takımlar birbirini ezberledi. İkincisi sıralamada artık puanlar çok yaklaştı. Üçüncüsü küme düşme serüveni şimdi başladı. Arkadaşlar biz Türk milletiyiz. Yumurta ağza gelmeden biz fatura yatırmayız. Yumurta ağza gelmeden biz başvuru yapmayız. Son gün olmadan o işi yapmayız. Son gün geliyor işte. Bakın dikkat edin İstanbulspor. Pendik aşağısı çok karışık. Çok çok karışık. Ben Süper Lig'e bugünkü haliyle bir puan durumuna bakayım. Fenerbahçe 57 puanla lider. Açık ara lider. Üçüncü Trabzonspor 37 puanda. Bir maç eksiği var ama 20 puan fark var arada. Beştaş 22 maç 36 puan. Bak 21 puan fark var Fenerbahçe ile. Yani dile kolay 7 maç önünde Fenerbahçe Beştaş'ın. Ve aşağılara bakın. Yani atladınız. Bak Adana Demir maçını oynadı 31. Kasımpaşa maçını oynadı 29. Ankara gücü oynadı 28. Başakşehir oynadı 27. Ancak Kayseri oynamadı 26. Ve Kayseri son 7 maçını mı ne arka arkaya kaybetmiş. Hadi bunu da kaybetti diyelim. 31'i sayma. Kasımpaşa'nın 29'unu say. 29, 28, 27, 26, 26, 26. Sivas'ta 26. Gaziantep'te 23. Hatay 22. Samsun bir maç eksik 22. Pendik 22. Karagümrük 21. Konya 21. İstanbul'un bir maç eksik 10 kazanırsa inşallah 13 olacak. İnşallah da 13 puan olur İstanbulspor bu hafta 22. maçlar bittiğinde. İstanbul'u saymıyorum 21 ile 29 arasında 8 puan var. Hadi Ankara gücünü de saymayayım. Başakşehir 27. 19. Konya 21. Aralarında 6 puan var. Arkadaşlar azım sanacak bir şey değil. Bak Kayseri Spor çok çok iyi gidiyordu. Arka arkaya 7 mağlubiyet 26'da. Yani Pendik maçını kazansa, Karagümrük kazansa, Konya kazansa 26, 25, 24, 24 oluyor. Anladınız mı demek istediğimi? İnşallah anlamışsınızdır. Şu an orası cadı kazanı. Şu an Fenerbahçe 10. sıradaki Başakşehir değil. Sanki 2. sıradaki Başakşehir yendi. Demek istediğimi anlayın. Trabzon'un tuzu kuru, Beşiktaş'ın tuzu kuru. Yeni yapılanla falan filan şöyle böyle geçeceksin ona. Bak Beşiktaş'ta derbi maçlarda asılır. Derbi maçlarda asılır Beşiktaş'ta. Ya yani Antalya Spor mesela Sergen Yalçın'la yükselişe geçti deniliyor. 33 puanda 5. sıraya yükseldi. Yani Beşiktaş'tan 3 puan eksiği var. İnşallah Fenerbahçe maçını kaybeder. Diğer maçları kazanır. Yukarılara tırmanır. Yani demek istediğimi çok iyi anlayın arkadaşlar. Rize ben hatırlıyorum. ya ilk iki maçta bir puan kaybeden Rize 32 puanda bir maç eksiği var. 6. sırada. Şu an ligde çok değişik dengeler var çok ama çok değişik dengeler var. Hatta ben size şöyle bir örnek vereyim. İlk 4'teki takımlara çıkın. 22 maç oynamış takımlar. 8 galibiyet 9 galibiyet. En fazla 9 galibiyet olan var. Rize kazanırsa 10 galibiyet olmuş olacak. Yani 22'de yarısından bile aşağı galibiyetler var. Ve bu gittikçe değişik bir hal alıyor. Arkadaşlar bundan sonra her puan altın değerinde. Her 3 puan hani altından ziyade elmas değerinde. Artık Fenerbahçe vurup vurup kazanacak. Ne buldu kazanacak? 1-0, 2-0 bulduğunu yakalayıp atacak. Gerekirse 2-0 yakalayıp maçı 2-0'a yatacak. Yapacak bir şey yok. Artık bu devre girdik. Hani bugüne kadar ki işte puan e, skor tahminlerimiz falan 5-0, 6-0, 7-0, 4-0 falan da ama artık bu saatten sonra 1-0 olsun bizim olsun maçları. Ve ben şunu söyleyeyim. 22. maçımız bitti. Kaldı 16 maç. 16 maçın tamamı 1-0 bitsin. Ben kabul ediyorum. Kabul etmeyen de geri zekalıdır diyorum. Kabul etmeyen de def olsun gitsin diyorum. Fenerbahçe'li değildir diyorum. Çünkü matematiksel olarak 48 puan gelmiş oluyor. 57 var. 105 puan. Rekor puanla şampiyonsun. Ama hocam gol rekorunu kıramıyorsun. Kimin umurunda lan? Gol 103 golü rekoru. 150 tane gol at. 5 ol. Neye yarar? İyi gidiyoruz. Şimdi bu galibiyetten sonra takım biraz daha rahatladı. Galatasaray puan kaybederse ki 1-2 hafta kaybedeceklerine hani Kaybetmeyecek, fixtür gibi duruyor. Sumodika'nın yatış e, maç açıklaması, İstanbulspor en önemli futbolcusunu satması, göndermesi o önemli değil. Biz kendi işimize bakalım. İpler bizim elimizde. Biz daha önce oynuyoruz maçlarımızı. Böyle devam. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.